Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir dersle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu şu arkadaşlar. Bir iki gün önce çalıştığım iş yerindeki insan kaynakları sorumlumuzun bir ihtiyacını karşılayacak bir ders olacak. Tüm personellerin isim listesinin isimlerinin yanına resimlerini nasıl getirebiliriz diye bir talebim olmuştu. Excel dosyasında tüm personellerin listesi var. Yüzlerce, binlerce personel var. Hepsinin sicil numarası, isimleri, soy isimleri, ünvan ve departmanları var. Yanına da bir resimlerini getirmek istiyor kendisi. Ve resimleri de, tüm personel resimlerini kaydederken de isim olarak sicil numaralarını vermiş personellerin. Ben de internetten birkaç tane resim indirdim. Örnek olarak da sicil numarası 100 bin, 100 bin, 200 bin, 3 diye girdim. Resimlere isim verdim. Şimdi bu bizim personellerimiz olduğunu düşünelim. Ve bunları isimlerinin karşısına nasıl resimleri getireceğiz? Onun çalışmasını yapacağız. Belki de sizin de işinize yarar. Öncelikle bir Excel kitabı açıyorum. Sonra bu kitabı makro olarak kaydetmem gerekir. Çünkü içinde kod barındıracak. Hemen dosya menüsünden farklı kaydet diyorum. Burada makro içerebilen çalışma kitabı diyorum. İsim olarak da personel listesi diyorum. Kaydete bastım. Şimdi burayı kapatıyorum. Şu çalışma kitabı makro olmadığı için bunu siliyorum ve makro içereni açıyorum arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde hani zamanınızı da fazla almamak için ben bu resimleri internetten indirdim. Her birini JPEG olarak indirdim. Her birini şöyle düzenle diyerek şurada yeni de boyutlandır dedim. Piksel olarak da hepsine 200 piksel verdim ve tüm resimleri aynı boyuta getirdim arkadaşlar. Tek tek düzenle dedim. Yeniden boyutlandır dedim. Pikseli seçtim. Burada 200 piksel dedim. Tamam dedim ve kapattım. Bu şekilde siz de resimlerinizi aynı boyuta getirmeniz lazım. Gerçi bizim insan kaynaklarındaki personelimiz sorumlumuzu tüm resimleri aynı boyuta kaydetmiş sanırım. Sorun yok. Şimdi gelelim programımıza. Hemen şurayı şöyle biraz genişletiyorum. Tabi resim de getireceğimiz için şurada yaklaşık bir 120-25 şurayı da biraz genişletelim. Tamam. Bakın şöyle 200 piksel yapacağım şimdi. Şu yukarıda pikseli görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın tam 20 21.4 21.44 21,44 arkadaşlar. Şuraya sağ tuş sütun genişliği 21,44 yazdığım zaman tam 200 piksel. Bakın tam 200 piksel. Şuraya da sağ tuş satır yüksekliği bunun pikseli nasıl? Bu biraz farklı herhalde. Bak şurada 209 pikseldir bu. Tam şu anda 120 yaptığım zaman tam 200 piksel. Yükseklik 200 yaptım. Yani siz de burada pikseli görüyorsunuz zaten. Office 2013 ve üstünde piksel olarak gözüküyor. Şu an tam 200 piksel ayarladım. Tabii bu başlık olacağı için bunu daraltıyorum. Bir de yazılar dikey ortalanmış olsun. Şimdi yazıyorum buraya sicilno. Sicilno. Adı, soyadı, adı, soyadı, ünvanı ve şurada departmanı. Tamam. Şuraya da resim diyorum. Şuraya da yol diyorum arkadaşlar. Resim yolu. Şimdi şöyle yapacağım. Önce resimlerimiz nerede? Bir tanesinin üzerine sağ tuşu özellikler diyorum. Şuradaki yolu Ctrl C ile kopyaladım. Geliyorum şuraya eşittir diyorum. Şu kopyaladığımı yapıştırdım. Ters slash arkasına ters slash koydum. Ve şuradaki sicil numarasını seçtim. Buraya sicilleri yazacağız biraz sonra. Ve dedim tekrar shift ile beraber 6'ya basıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz formülü? Bence ben şöyle bir yaklaştırayım. Siz iyice formülü görün. Şimdi eşittir. Az önceki yolu yapıştırdım. Arkasına da bir ters slash işareti koydum. Ve dedim ve şuradaki sicil numarası tekrar ve tırnak açıyorum
nokta jpg yazdım. Tırnağı kapatıyorum. Enter'a bastım. Hata verdi arkadaşlar. Neden? Ha, şuradaki şeyden dolayı. Buraya da tırnak işareti koymam lazım. Şuraya kadar arkadaşlar. Tırnak içinde. Gördüğünüz gibi yolumuz burada arkadaşlar. A2. Şimdi A2'ye mesela ben bir rakam yazayım. 100.001 dediğim zaman bakın yol ne oldu? F personel res içine 100.001 diye bir isim geldi. Şimdi ben bu yolu sağ tuşla gizliyorum. Evet. Nerededir peki yolumuz? Hemen onu da görelim. G sütunda arkadaşlar. Unutmayalım. G sütunda bizim dosyamızın, resimlerimizin yolu var. Şimdi buraya da 100.002 diyorum. Ve aşağı doğru indireceğim şimdi. Bizim sicillerimiz bunlar. Pardon arkadaşlar. Evet. 7. Bir tane daha. 8. Tam 8 personel. Artık kaç personel varsa hepsi için aşağıya indirilir. Tabi burada personellerin isimlerinin olduğunu farz edelim. Ayşe, Yıldız, ünvanı memur, departmanı İK olsun. Bu şekilde isimler yazılacak arkadaşlar. Şimdi önemli olan buraya resim nasıl çekilecek? Onu hemen gösterelim. Buraya bir buton alacağım şimdi. Geliştiriciye geliyorum. Sizde şu geliştirici açık değilse sağ tuş, şuradaki butonların üzerinde sağ tuş şeridi özelleştir diyeceksiniz. Hemen karşınıza gelen ekranda şurada geliştirici diye bir kutu var. Bu sizden işaretsizdir eğer yoksa. İşaretleyip tamam diyeceksiniz. Ve geliştirici ekrana gelecek. Buradan ekle butonundan şu alttaki butonu tıklıyorum. Ve şuraya bir buton çizdim. Ve butonun üzerinde sağ tuş özellikler diyerek şu caption yazan yere resim çağır diyelim. Ve şöyle resim çağır. Tamam burayı kapatıyorum. Şu tasarım modundan da dur çıkmayayım şimdi. Önce kodlarımızı yazalım ondan sonra. Şimdi resim çağırın içine giriyorum arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Önce dim res diyorum. Resim as picture. As picture dedim. Sonra dim döngü için dim x as long diyorum. Çünkü çok sayıda personelimiz olabilir. Bir döngü açıyorum. For döngü açmadan önce isterseniz personel sayımızı da öğrenelim. Dim personel sayısı as long diyorum. Personel sayısı eşittir. Sheets demeye gerek yok. Sadece range diyoruz. Çünkü zaten bulunduğumuz sayfada range a'nın işte 120.000 personel varsa 20.000 diyorum. Nokta end parantez içinde x up nokta row diyorum. Burada personel sayımı öğrendim. Dolu satır sayısını öğrendim. Şimdi döngümü açıyorum. For x eşittir 2 to. Niye 2? Çünkü birinci satırda başlıklarımız var. 2 to personel sayısı diyorum ve next diyorum arkadaşlar. Şimdi burada hata çıkma ihtimali olabilir. Resmi bulamayabilir vesaire. On error resume next diyorum. Şimdi burada öncelikle resim şeyi bulacağız arkadaşlar. Resmi nereye yazacak? Şuraya koyacak. Dolayısıyla F sütunu seçeceğiz. Hemen diyorum ki range F'nin X'ini seç. Nokta select. Niye F'nin X'i? X şu anda 2'dir. F'nin 2'sini seçecek. Bir sonraki döngüde F'nin 3'ünü seçecek. F'nin 4'ünü seçecek. Şimdi buraya set res diyorum. Şu yukarıdaki res değişkenimi burada kullanıyorum. Seç res eşittir. Mi nokta pictures. Mi nokta pictures nokta insert diyorum arkadaşlar. Yani buraya resim ekle. Bu seçilen alana, seçilen yere resim insert et. Resim ekle ama resmi nerede bulacaksın diyorum. Range G sütunundaydı sanırım. O gizlediğimiz evet G'ydi. G'nin X'inde
bulacaksın diyorum. Ondan sonra şuraya bir şu set ettiğimiz şeyi boşaltıyoruz. Set res eşittir nothing diyoruz. Bazen unutuyorum bazen bunu. Bu kadar. Hatta bir mesaj da verelim. Şeyi seçelim. Sheets, pardon sheets demeyeyim. Range A1 nokta select diyorum. Sonra MSG kontrol boşluk tuşuna bas. Message box. Resimler başarılı bir şekilde ya da resimler getirildi diyelim. Arkadaşlar resimler tam sicillerine göre gelecektir arkadaşlar. Yani sicil kaçsa, sicil 1001 ise gidecek şu resimdeki 1001'i bulup buradaki sicilin karşısındaki şuraya yapıştıracak. Hemen bir deneyelim şimdi arkadaşlar. Resim çağır diyorum. Aha, bir tane getirdi ya. Bir saniye. Pardon arkadaşlar, bir tane niye getirdi biliyor musunuz? Biz bunu aşağı indirmedik. Şunu göster diyelim. Şunu da aynen şu noktaya çift tıklıyoruz. Yani kaç tane personel varsa oraya kadar gidecektir. Şimdi tekrar gizliyorum. Tamam. Şimdi bunu sileyim isterseniz. Şimdi baştan deneyelim. Resim çağır diyorum. Önce tasarım modundan çıkarayım. Neyse. Resim çağır diyorum ve resimler getirildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 200 piksel olarak hepsine resimleri düzgün bir şekilde yerleştirildi. Bu dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın. Dersi yapmadım bu aralar. Abone sayısında pek bir iyi gidişat yok arkadaşlar. Abone olursanız memnun olurum. Olmasanız da canınız sağ olsun. Hepinize başarılar diliyorum.